Merhaba sevgili Geekteor takipçileri. Star Wars incelemelerine hoş geldiniz. Geçen hafta Phantom Menace'ın açılışına, gizli göreve gönderilen Jedi'lara ve bu göreve gelmeleriyle bile yükselen tansiyona baktık. Ticaret Federasyonu, barışçıl gezegen Naboo'yu işgal edecekti. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Devam etmeden önce spoiler uyarısını yapayım. Bu incelemelerde ilk 6 filmde gerçekleşen herhangi bir şeyden bahsedebilirim. Filmleri izlemediyseniz bütün sürprizleri kaçıracağımdan emin olabilirsiniz uyarıyı da yaptığıma göre başlayalım. Bu noktada prequel'lardaki en önemli karakterlerden biriyle tanışıyoruz. Padme Amidala. Şu sırada Naboo'nun kraliçesi. Seri boyunca giyeceği baş döndüren kostümlerden birini giyiyor. Ve geçen bölümde konuştuğumuz gibi Nemoidianlara sert çıkıyor. Ambargonun bittiğini çünkü elçilerin orada olduğunu ve onlara emrettiklerini söylüyor. Genel vali ben elçi falan bilmiyorum dediğinde ona dikkatli olmasını söyleyen Padme, federasyonun bu sefer çok ileri gittiğini söylüyor. Bu sefer mi? Yani daha önce de benzer şeyler yaptılar, öyle mi? Böyle ufak zorbalıklar işte ve hala konumlarını koruyor, hatta belki de daha da güçlenerek ilerliyorlar. Bu filmde yaptıklarından sonra da hala varlıklarını sürdürecek, bununla kalmayıp daha da ileri gidecekler. Hani açılışta adalet ve barıştan bahsediliyordu ya, işte onun tam bir uydurma olduğunun göstergesi olacaklar. Naboo'ya dönersek kraliçeye ve konseyini alıyoruz. Senato'daki temsilcileriyle görüşüyorlar. Ve temsilcileri böyle nazik, iyiliksever, yumuşak huylu, olaylar karşısında en az onlar kadar şaşkına dönmüş biri. Elçiler gelmedi mi? Peki bu nasıl olabilir? Şansölyeden oraya ulaştıklarına dair güvence aldım, diyor. Ama federasyon iletişimlerini kestiğinde hologram titriyor. Sesi derinleşip hırıltıya dönüşüyor. Bu temsilci Padme'nin de o sırada söylediği gibi Senato Palpatine serinin ana villanı ve ulu orta saklanıyor. George Lucas, demokrasilerin imparatorluğa evrilişi bağlamında Palpatine'den bahsettiğinde Hitler, Napoleon ve Cesar'ı spesifik olarak dillendiriyor. Ve Caesar demişken Palpatine isminin arkasındaki ilham yüksek ihtimalle Palatine'den geliyor. Roma'nın merkezindeki yedi tepe, demokrasinin ve imparatorluğun tohumlarının atıldığı yer. Mite göre Remus ve Romulus kardeşler bu tepede kurtlar tarafından emzirildi ve bu yüzden Romulus kardeşinin ölümünden sonra şehri buraya kurdu. Ardından da kral olarak hükmetmeye başladı. İşte Palpatine bu tarih, mit ve politik ihtirasın bir birleşimi gibi. İki ayrı maske takıyor. Senatoru da, karanlık lordu da başlangıçta bir hologram olarak alıyoruz. Bunların projeksiyon olduğunun altı çizilmiş oluyor. Birer iz düşüm onu görenlerde belli düşünceler uyandırması istenen Phantom yani hayali kimlikler. Filmin devamında göreceğimiz üzere Padme de dublörüyle aynı şey yapıyor ve bu filmin kendisine dair meta bir anlatım sağlıyor. Bu film de bize belli düşünceler uyandırması istenen illüzyonlardan ibaret. Tabi filmin kendisine meta anlamda bir anlatım yapma mevzusu Attack of the Clones'da tavan yapacak. Buraya ve şimdiye dönersek Palpatine konuşurken iletişim kesildiğinde sesi böyle hırıltıya dönüyor demiştik. Sanki o bildiğimiz imparatora daha yakın bir tonda konuşmaya başlıyor. Ve söyledikleri teklemeye başlıyor. Bazı kelimeler duyuyoruz. Pazarlık, elçiler. Böyle tatlı tatlı konuşuyordu ama konuşmasının parçalandığını, yani diplomasinin hoş yanlarının kırıldığını ve altının boş olduğunu almış olduk. Hepsi bir gösteri. Kaba kuvvetin örtbas edilmesi. Geçen bölüm Jedi'lar hakkında konuştuğumuz gibi. İşte Naboo liderleri kendilerini böyle bir durumda buluyor. Galaktik Cumhuriyetin tüm gelenek ve adetlerinin sadece bir gösteriden ibaret olduğunun acı bir göstergesi bu istila. Ve Star Wars'da bir kez daha biçim ve içerik uyumlu. Amidala'nın taht odasındaki bu sahne son derece zarif bir şekilde çekilmiş. Mükemmel geometrik kompozisyonlar estetik şekilde kesişen çizgilerle sağlanmış. İşte barış böyle gözüküyor. Ya da en azından öyle gözüküyordu. Padme barışa inanan biri. Gelecek filmlerde göreceğimiz gibi diplomatik çözümlerin demokratik hareketin özü olduğuna inanıyor. Sahne biterken bizi savaşa götürecek herhangi bir eylemi onaylamayacağım diyor. Şimdiye kadar tanıştığımız diğer karakterlerin aksine Padme tırmanan gerilimi önlemek istiyor. Ancak yüzbaşının dikkat çektiği gibi federasyonun devasa bir droid ordusu var. Ve pasifist Naboo sadece güvenlik gönüllülerine sahip. Bu yüzden burada barışı seçmek, teslim olmayı seçmekle, işgali kabul etmekle aynı anlama geliyor. Film boyunca Padme yavaş yavaş bu farkındalığa varıp şiddeti seçecek noktaya geliyor. Palpatine gibi nefretten değil, Ticaret Federasyonu gibi açgözlülükten de değil. Anakin gibi sevgiden dolayı. Halkını droid ordularından kurtarmak istiyor ve çaresiz. Bu tamamen bağ kurulabilir bir şey. Şansölye Başkan Valorum'un Jedi'ları göndermesi gibi ve aynı Valorum'un Jedi'ları göndermesi gibi Palpatine'in oynadığı oyunu anlamadığı için Padme de istemsiz bir şekilde gerilimin tırmanmasına katkıda bulunuyor. Devam edersek Naboo'ya savaş geldi. Federasyon gemileri davullar ve borular eşliğinde iniş yapıyor. Gemilerin boyutunu izleyiciye aktarmak için bizim klasik droidler kullanılıyor. Ve burada doğayla Naboo'nun kendisiyle net bir kontrast yapılmış oluyor. Tüm o ağaçlar, sarmaşıklar ve hayvanlarla uzay gemileri mekanik askerler. Yani bu istila Star Wars evrenindeki ana temalardan birine katkıda bulunmuş oluyor. Organik, mekaniğe karşı. Bu endüstriyel savaş makinesi sadece Padme ve insanlarına saldırmıyor. Doğal dünyayı da yerle bir ediyor. Hayat döngüsünün yerini almaya geldiğini gösteriyor. Nasıl ki Anakin, Obi-Wan'ın söyleyeceği üzere bir insandan çok bir makineye dönüşüyor. Doğanın da doğadan çok bir makineye döndüğünü alıyoruz. Sonuçta Coruscant'ı göreceğiz. Koca bir gezegen şehre dönüşmüş. Ama bütün o hayvanlar makinelerden kaçıyor, qui da onlarla beraber koşturuyor falan derken Jar Jar Binks ile karşılaşıyoruz. Film şimdiye kadar kusursuzdu diyebilirim. Artık değil. Jar Jar sinir bozucu bir karakter. Hadi zaten öyle olması istenmiş deyip kabul etsem bile görsel olarak fazla sırıtıyor. Çoğu sahnede orada karakterlerle birlikte olduğuna inanmak biraz zor. Tabi işlediği anlar yok değil. Ama Jar Jar'ın rolü savaştaki o şapşal hareketleri yapan, şans eseri kurtulan komik karakter olmalıydı. Sessiz filmler döneminde bolca gördüğümüz Charlie Chaplin'in falan girdiği rol işte. Jar Jar her hareketi kontrollü olan sabırlı ciddi Jedi'larla kontrast yapmak için orada. Onun her hareketi kaotik ve dokunduğu her şeyi bozuyor. Galaktik Cumhuriyet dahil. Ve Phantom Menace'da herkes bir şeyler saklıyor. Herkes bir maske giyiyor. Şimdiye kadarki karakter tanıtımlarını düşünün. Qui-Gon ve Obi-Wan'ı ilk gördüğümüzde onları arkadan aldık. Ardından kapşonları suratlarını gizliyordu. Genel valiyi bir ekrandan aldık. Padme de aynı şekilde. Palpatine'i iki ayrı kimliğiyle hologram olarak aldık. İleride Darth Maul'u da öyle alacağız. Hatta Anakin'in ilk sahnesi bile yüzünü seçemeyeceğimiz şekilde olacak. Bütün bunlar George Lucas'ın kimliğin performansı ile ilgili yaptığı anlatımı destekliyor. Ama Jar değil. Daha ilk gördüğümüzde kanlı canlı orada ve pörtlek gözleriyle bize bakıyor. Hatta herkesin altından bir şeyler çıkan bu filmde tanıtıldığı için ve altından bir şey çıkmayan bir o olduğu için Sith Lord'u Jar Jar diye bir düşünce bile var. Yani işin komedisi o ama sonuçta insanların bu düzene bir Jar Jar'ın uymadığını fark ettiğini gösteriyor. Ama hikaye için konuşursak işte ne gördüysen onu aldığın bu karakterin filmde yarattığı gariplik karakterlerden de değişik tepkiler doğuruyor. Mesela Jedi'lar ona ve genel olarak Gungan'lara ilgisiz, hor gören bir şekilde yaklaşıyor. Jar Jar cezalandırılacağından korkmasına rağmen onu korkutup kendilerini Gungan şehrine götürmesini sağlıyorlar. Ardından Qui-Gon, Boss e Jedi Mind Trick uyguluyor. İşte burada prequel'ların orijinal üçlemeyle nasıl da hem paralellik kurup hem de kontrast yaptığını görmüş oluyoruz. Orijinal üçlemede yaşlı Obi-Wan da Jedi Mind Trick kullanıyordu. Yine birilerini hipnotize edip kendi kontrolünü alıyordu. Ama bunu yaptığı kişiler Stormtrooper'lardı. Baskıcı rejime karşı gelmek için yapılıyordu. Ancak burada yani geçmişte Jedi'lar bu rejimin ta kendisi. Yani artık o otoriter tutumlarının resmen affedilemez lanetlerden biri olan Imperius lanetini kullanmalarının rahatsız edici bir yanı var. Yerlileri nasıl da böyle umursamıyorlar ki akıllarıyla oynuyorlar. Ve bu orijinal görevleriyle uyumlu işte. Ticaret Federasyonu'nu korkutup emirlere itaat ettireceklerdi. Yani Jedi'lar kendilerini barışçıl keşişler olarak sunabilirler ama pratikte güçlülerken tahammül edilemeyecek kadar kibirliler. Attack of the Clones'da Yoda bunu kabul edecek ve işte bu kibirleri Anakin konusunda ağır batırmalarına sebep olacak şeylerden biri. Hikayenin yapısına bakarsak Jar Jar Binks en azından bu filmde Anakin'in paraleli konumunda. Anakin de Jar Jar gibi öyle denk geldikleri biri. Herhangi bir şekilde onu aramıyorlardı. Sadece gücün gizemli işleyişi onları bir araya getirdi ve o da Jar Jar gibi onları alıp evine getirdi. Ardından onların peşine takıldı ve savaşta önemli bir rol oynadı. Hatta Obi-Wan Tatooine'den ayrılırlarken Jar Jar ve Anakin paralelliğini aşikar hale getirdi. Neden başka bir acınası yaşam formunu yanımıza almışız gibi hissediyorum? Yine bu sözler güçlerinin zirvesinde olan Jedi'ların küçümseyici tavrını yansıtıyor işte. Gezegen gezegen dolaşıp tek bir gezegene bağlı yaşayan, tek kültüre, tek geleceğe sahip varlıklara tepeden bakıyorlar. Ama tabii Anakin ve Jar Jar arasındaki fark birinin hikayesinin komedi diğerinin trajedi olması. Anakin pilotluk yeteneklerini belli bir noktaya kadar kullanarak savaşta rol alırken Jar Jar tamamen şans ve kazalarla ilerliyor. Tabii Gungan'lara genel olarak baktığımızda onların orijinal üçlemedeki Wookiee ve Ewok'ların bir karışımı olduğunu görüyoruz. Wookiee'ler gibi savaşçı bir ruha sahipler ama Ewok'lar gibi gizli bir şehirleri var ve şapşal bir tonda sunuluyorlar. Gerçi genel anlamda bu şapşal sunumun sorunlu olduğunu da söylemem lazım. Sonuçta George Lucas'ın kendisi bu evoke'lar için Vietnam ve Vietkong analojisi dedi. Yani elindeki şartlarla emperyalist güçlere karşı ülkesini koruyan Vietnamlıları anlatırken şapşal bir ton kullanmanın neden sorunlu olduğunu anlatmama gerek yoktur herhalde. Ama Jar Jar hakkında ne düşünürsek düşünelim, Gang'ın şehrinin tanıtımı muazzam. Böyle suyun altındaki bir tepeyi aşıyorlar ve işte orada, göz alabildiğince ışık var. Müzik çok güzel ve detaylar harika. Gözlerin hemen Gang'ın teknolojisi ve estetiğini anlatan detaylara kayıyor. Ve George Lucas'ın diyalog konusunda kötü olduğu kendisi tarafından bile kabul edilmiş bir şey evet. Ama diyaloglarda ne kadar kötüyse sadece görsellerle anlatmakta, söylemek-göster mevzusunda da bir o kadar muazzam. Burada birkaç karede bu kültürün teknolojisi, estetik anlayışları ve yaşayışları hakkında bilmen gereken her şeyi alıyorsun. Ve bu şehir bu kadar güzel geliyor çünkü Nabu'nun yüzeyine bakınca böyle bir şehrin burada var olabileceği aklına bile gelmiyor. Jar Jar'ı acınası bir yaşam formu olarak gören Jedi'lar bile hayrete düşüyor. Ve Boss Nelson söylediğine göre Gangan'lar dışarıdan gelenlerin kendilerine acınası bir yaşam formu olarak görmesine alışkınlar. Jedi'lar gibi kibirlilerin onlara tepeden bakmasına, kendilerini üstün görmesine alışkınlar. Jar Jar'ın hikayedeki önemi de belli bir seviyede bu oluyor. Jedi'ları ve Padme'yi böyle konular hakkında farklı düşünmeye itiyor. Ve gangın şehri politik olduğu kadar psikolojik açıdan da önemli. Yüzeyin altına dalıyoruz, bilinç altına dalar gibi ve burada baskılananlarla karşılaşıyoruz. Kendimizden bile gizlediğimiz şeylerle, hiç bilmediğin gizemli bir topluluk, kendin hakkında hiç bilmediğin baskıladığın şeyleri temsil ediyor. Tabi bunu Attack of the Clones'da çok daha net bir şekilde göreceğiz. Kendin hakkında baskıladığın, Görmek istemediğin şeyler bırak gizli bir sualtı şehrini koca bir gezegenle temsil edilecek. Anakin'in baskılanan duyguları klonlar ve droidlerle anlatılacak. Ve Star Wars'da her zaman olduğu gibi her şey ikililiklerle alakalı. Bir bütünün parçaları. Obi-Wan, Naboo ve Gungan'ların bir bütün olduğunu, simbiyotik bir döngüde olduklarını söylüyor. Birinin başına gelenler diğerini de etkileyecektir. Karşıt gibi görünenler bağlanmış olduğu. Bir gezegendeki farklı türler için geçerli olan şey elbette gücün karanlık ve aydınlık tarafı için de geçerli. Hatta orijinal üçleme ve prequel'lar için bile geçerli. Orada yükseliş, burada düşüş var. Ve tek bir parçanın iki yüzü işte. Bu yüzden zaten seride her yerde bir çember var. Sadece bu filmde bile burada sayamayacağım kadar mevcut. Senato'nun çemberlerinden tut Jedi konseyine, Padme'nin aysal sembollerinden tut Ticaret Federasyonu'nun çemberimsi gemilerine. Yin ve Yang işte. Serinin merkezi teması, karakterler Yin ve Yang arasındaki dengeyi bulmaya çalışıp ortak çıkar için olası görünmeyen ittifaklar kuruyorlar. Ve bu filme göre Force tam olarak buradan geliyor. Yaşam formları ve Medi-Chlorianlar arasındaki bağdan. Farkında bile olmadığımız, Naboo'nun yüzeyine baktığımızda anlamayacağımız, dikkatimizi bile çekmeyen gangınlar gibi. Bilinçaltımızın bizi yönlendirmesi gibi. İşte filmin sonunda Naboo gezegeninin iki türü bir araya geliyor. Galaktik Cumhuriyet'in çöküşünü önleyemiyorlar, evet. Ama farkında bile olmadan orijinal üçlemedeki isyanın temelindeki yapının şablonunu oluşturuyorlar. Birleşe birleşe. Obi-Wan bir bütün olmaktan bahsettiğinde bunu içten bir şekilde yapıyor. Ve haklı da ama bunu söyleyiş şekli yine tepeden bakarcasına. Bir bütün olduğunuzu anlamalısınız, görmek zorundasınız. Bu birinin bir şeyi anlamasını istediğinde kullanacağım bir ton değil. İyi bir amacı var ama kendini onlardan aşırı üstün gördüğü için zübbe duruyor. Ve işin ironisi bu konuştuklarımız elçi olarak göreve gönderilen birine göre diplomaside pek de iyi olmadığını gösteriyor. Qui-Gon da karmaşık bir karakter. Onun hakkında hep birbirinden zıt iki ayrı şekilde düşünüyorsun. Bazen doğru şeyi yanlış sebeplerle, bazen yanlış şeyi doğru sebeplerle yapıyor. Genel anlamda amacına giden yolda her şeyi mübah gören biri. Yani ona pragmatist diyebiliriz. Gelişen bir krizin ortasında kalmış durumda. Gerçek dünyadaki birçok özel hareketçi gibi o da bu durumla nasıl başa çıkacağı konusunda ahlaki olarak esnek davranıyor. Burada mesela amacı yüzeydeki başkente gidip yerli hükümete yardım etmek. Ve bunu çaktırmadan ve hiç de önemli değilmişçesine zihin kontrolüyle yapıyor. Bosnes'e Jedi Mind Trick uygulayıp kendisine araç verdirtiyor. Gangınların yüzeyde dolananlardaki o nefret ettiği kibrin aynısı. Ama aynı zamanda Jar Jar Binks'in onlarla gelmesini sağlıyor bize rehberlik etsin diye falan diyor ama durumun bununla bir alakası yok. Onun başına bir sorun açtıklarını biliyor ve bunu engellemek istiyor. Bunu da Jedi Mind Trick ile yapıyor. Yani söylediğim gibi onun hakkında hep iki zıt şekilde düşünmen sağlanıyor. Tabi burada Obi-Wan'ın zamanımız az falan dediğini de unutmayalım. Filmin devamında Anakin için söyleyeceği gibi Jar Jar ve Gungan'ları acınası yaşam formları olarak görüyor. Ve tabi bu durumun paralelini Anakin'de de göreceğiz. Qui-Gon onu da zorlu bir durumdan kurtarıyor. Onun kurtarıldığı durum tabi kölelik. Ama bunu yaparken kölelik sistemine dokunmuyor bile. Ne o sahnelerde ne de filmin devamında konseyin karşısındayken köleliğin kaldırılması için herhangi bir çabasını da görmüyoruz. Ayrıca Anakin'i bu durumdan kurtarırken annesinden de koparmış oluyor. Yani yine iki zıt düşünce bir arada. Bir de tabi Galaktik Cumhuriyet'in çökme sebebi de bu bireysel şekilde yapılan iyilik, nezaket içeren hamleler sistemsel sorunları çözebilecek bir şey değil. Sokakta bir fakire yardım ettin diye için rahatlığı olabilir ama onun ve çok daha fazlasının bu hale düşmesine sebep olan işleyiş hala ayakta. Ticaret Federasyonu'nun Nabu'yu işgalini def edebildin ama bu federasyon hala güçlü bir konumda ve Senato hala bu gibi durumları çözebilecek fonksiyonellikte de değil. Nabu'ya dönersek karakterlerimiz gezegenin merkezine doğru ilerliyor. Geminin tasarımı baya güzel bu arada. Böyle mürekkep balığımsı, ahtapotumsu bir görüntüsü var. Bu görüntüsüyle önceden bahsettiğim organik vs. mekanik konusunu hatırlatıyor. Ve derine gidiyorlar. Gangın şehrinden de derine. Güneş görmeyen derinliklere. Gezegendeki herhangi bir toplumun bırak yaşamayı, gitmeyi bile düşünmediği derinliklere. Bu kısma artık bilinçaltı değil, kolektif bilinçaltı, toplumsal bilinç dışı diyebiliriz. Yüzeyde durgun, barışçıl görünen şeylerin altında yatan, politik ve psikolojik doğaya sahip canavarlar. O bahsettiğimiz diplomasinin kırılıp altındaki kaba kuvvetin ortaya çıkışı işte. Jedi'larımız ve Jar, Jar bu canavarlardan muhteşem yetenekleri sayesinde falan kaçmıyor. Kaçıyorlar çünkü buradaki canavarlar sürekli birbiriyle savaşıyor. Koygon'un söylediği gibi her zaman daha büyük bir balık vardır. Ve bu sözleri alıp bu üçlemedeki neredeyse her hikayeye yapıştırabilirsin. Başta ticaret federasyonu ana tehlike gibi duruyor. Ardından Sith Lord'umuz tarafından katır kutur yeniyorlar. Ve kendisi bu sahnede şu derinlerdeki tanrılardan biri gibi duran canavarla temsil ediliyor. Psikolojik olarak da Anakin'in bastırılmış sevgisinin içinde uyandırdığı nefret tarafından parçalanmasını almış oluyoruz. Ve o nefretin boyutunu. Ama özünde filmin bu kısmında karakterleri izliyoruz. Neredeyse hiç diyalog yok. Suyun altındakiler hızla hareket ederken yüzeydeki istilayı alıyoruz ve tek bir kelime söylenmeden Padme'nin duyguları istilanın başarılı olduğu ve kraliçenin yakalandığı aktarılıyor. Padme'nin aşağı baktığını alıyoruz ve bu yetiyor işte. Yakalandığını göstermeye bile gerek yok. Ayrıca şehrin tasarımı da çok güzel. Gittiğimiz her gezegenin kendine has bir stili olması hoşuma gidiyor. Ve çok fazla esinlenme var. Sadece hikayenin işleyişinde değil, tasarımda da bir sürü yerden esinleniliyor. Bu şehir için mesela Bizans, Roma ve Türk mimarisinin bir karışımı amaçlanmış. Zaten sarayın tasarımında Ayasofya ve Sultanahmet esintileri görülebiliyor. Şehrin bir noktasında Paris'teki zafer takı bile görülebilir. Attack of the Clones'da da buranın güzelliği romantik hikaye için kullanılacak. Venedik kanalları vesaire. Şimdi bunlardan bahsetme sebebim asın bayrakları falan diye değil bununla amaçlanan şey. Bu şehir bariz bir şekilde Avrupa esintisi vermesi için böyle tasarlanılmış. Naboo bereketli bir güzellik sunarak Rönesans'ı çağrıştıran bir estetiğe sahip ve işgalin gelişini izliyoruz. Makinelerin burayı işgaliyle Avrupa'nın faşizmin eline düşüşünü alıyoruz. Nazi ordusunun zafer takının altından orduyu, tankları yürüttüğü görüntünün aynısı boşu boşuna çekilmemiş. Gelmekte olan imparatorluğun ayak sesleri bunlar. Ve tek bir diyalog olmadan sadece estetik ve birkaç karayla anlatılıyor. 20. yüzyılın başlangıcındaki dünyanın aşırı endüstriyelleşmesi ve savaş makinasının seviye atlaması. Bu sırada Jedi'larımız ve Jar, Jar yüzeye çıkıyor ve kraliçeyi kurtarmaya gidiyorlar. Bu kurtarış onlar için aşırı basit. Ticaret Federasyonu'nun droidlerinin aşırı kolay indirilmesinin eleştirildiğini gördüm. Yani anlayabiliyorum ama bunun bilerek yapıldığı görülebiliyor. Jedi'ların bu hikayedeki konumunu yansıtıyor işte. Baskıcı rejimin araçları. Mazlum taraf değiller. Burada böyle muazzam bir dövüş sahnesi alıp da zaferi ilklerimize kadar hissetmemiz amaçlanmıyor. Tersine bu tarz çatışmalara odaklanmak gizli tehlikeyi iyice gizleyebilir. Yani zaten Palpatine'in bütün olayı bu. Sürekli savaş ve çatışma çıkarıp bakın burada çok büyük bir tehlike var diyerek dikkati başka yere çektikten sonra bu çatışmadan nasıl kar elde edeceğine bakmak. Ve Qui-Gon'un burada söylediği üzere müzakereler gerçekleşmedi bile. Kraliçenin burada güvende olmayacağını düşünüyor. Esirleri yanına alıp ayna gemilerden birine geçiyorlar. Yolda daha fazla droid kestiklerini izliyoruz tabi ve komedi unsuru olarak kullanılıyorlar. Kullanıldıkları ton bu ve o konuya az sonra geleceğim. Şimdilik bindiğimiz gemiye dönelim. Bu ayna gemiler görsel olarak çarpıtmalar hatta dublörler temasına katkıda bulunuyor. Bu bükülmüş aynada kendinin garip, bazen korkutucu, bazen eğlenceli bir versiyonuna bakıyorsun. Yani bu ayna gemide Kraliçe Amidala'nın dublörünü, gireceği rollerin performansını falan alabileceğimiz gibi Anakin ve Jar Jar paralelliğini bile okuyabiliriz. Tabi bundan önce Padme'nin bir seçim yapması gerekiyor. İnsanlarıyla kalmak veya istilayı Coruscant'a gidip Palpatine'le beraber Senato'dan durdurmaya çalışmak. İkincisini seçiyor. Gemiye bindiğimizde Abluka'yı yarmamız gerektiğini görüyoruz. Güç kalkanları devreye alınsın diye uğraşan droidlerin biri dışında hepsi vuruluyor. Ama tabi R2-D2'dan başka kim bizi kurtarabilirdi? Bu sırada Ticaret Federasyonu'nun başındakiler artık sonuncu kez batırdıkları için kötü adamlara bunu söylemek zorunda kalıyor kötü adamlar diyorum. Çünkü Darth Maul da orada. Darth Maul'u bayağı seviyorum. Yani herhangi bir karakter derinliği olduğu için değil, aşırı havalı durduğu için. Ayrıca bize muazzam bir ışın kılıcı duelosu verecek. Gördüğüm kadarıyla pek bir karakteri olmayışı eleştirilebiliyor. Evet, tabii karakterin olayı bu ama onunla ilgili düşüncelerimi gelecek bölümlere bırakacağım. Çünkü burada sadece hologramını alıyoruz. Federasyoncular artık kaçakları takip edemeyeceklerini söylediğinde Palpatine bir sesin onları bulabileceğini söylüyor. Ve görüşme bittiğinde Nemoidianların verdiği tepki çok güzel. Bu iş çığırından çıkmaya başladı. İki tane oldular. Yaşananları tarif etmek için böyle komik ve yetersiz bir yol görülmedi. Bir karanlık lordla iş yapmak sanki çok normal de iki olunca sorun olmaya başladı. Ama tabii hikayenin o ikililiklere takıntısını düşününce oturuyor. Filmin başında iki Jedi aldık. Şimdi iki Sith almamız lazım. Usta ve öğrenciyi. Palpatine'in iki yüzü var. Padme'nin iki yüzü var. Naboo'nun bir aydınlık bir karanlık tarafı var. Naboo'nun ayı da aynı şekilde. Yani ilerlerken Star Wars'ta her zaman iki tane olacağını unutmayalım. Gemiye döndüğümüzde Arthur Dito'nun hem gemiyi hem de gemideki herkesin hayatını kurtardığı söyleniyor. Arthur Dito'nun takdir edilmesi gerektiği söylenip ona teşekkür ediliyor. O da böyle mutlu mutlu bipliyor. Şimdi bu konunun detayına girmek için daha çok erken ama Star Wars'un en sorunlu yönü tam olarak bu. Az önce sucuk keser gibi droid kestiniz. Gemiyi tamir etmeye çalışan diğer droidler de böyle patır patır patlatıldı. Şimdi duyguları varmış gibi davranıyorsunuz. İleride hiç de bilinçli veya duyguları olan bir varlık gibi davranılmadıklarını da göreceğiz. Yani Star Wars bazen droidleri umursamamızı istiyor. Onların arkadaşımız gibi olduğunu aktarmak istiyor. Duyguları, karakterleri, bilinçleri olduğunu veriyor. Ama yeri geliyor onları sadece bir makine gibi görmemizi istiyor. Sadece bu konuda çifte standart uygulasa yine iyi. Yeri geliyor, görevlerini yaptıkları için onlara teşekkür ediliyor, yeri geliyor, kapasitelerinin tamamıyla çalışmalarına rağmen aptal metal yığını olarak tanımlanıyorlar. Bazen ölümleri veya hafızalarının silinmesi böyle duygusal bir şey oluyor ama bazen de bırak umursamamızın istenmesini komik bir şey olarak lanse ediliyor. Konuyu daha konuşmadık bile ama sadece anlatılan şey sorunlu değil. Bir de üstüne tonsal bir problem var o sırada nasıl hissetmemiz gerekiyorsa ona göre bir sahne alıyoruz. Ve robotların hikayelerdeki kullanılış amacının pek de farkında olmadan yazıldıkları görülebiliyor. Ama bu kadar yeter. Daha ilk kez droidlere çifte standart uygulandığıyla karşılaştık. Devamı gelecek. Hazır devamı gelecek demişken bu bölümün sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala Lord ve Lady'lerden biri olarak katılarak önümüzdeki iki bölüme ulaşabilirsiniz. Şövalyeler de bir sonraki bölüme erişebiliyor. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere, hoşçakalın güç sizinle olsun.